çok araya girenler oldu. Milletvekilleri, gazeteciler olsun, bizimle görüşmemek için elinden geleni yaptı. Bizi hep sallama yaptı. En başından beri Faruk Bey, mesela biz basın açıklaması yapacağız dediler ki işte oturup konuşalım yapmayın dediler. Yapmadık, bizi kandırdı. Böyle büyük bir ekonomik güce sahip bir fabrikanın sahibi olan Faruk Bey'in de bunlara rağmen bizimle görüşmesi lazımdı. Yani sonuçta Türkiye'de bir sendika denen bir olgu var. Ve burada işçileri düşün yani yıllarca senin yanında çalışan insanlar kendilerini can havliye dışarı atıyorsa bir problem vardır deyip bakması lazımdı. Baştan arkadaşlarımızla en başta görüşmek istedi. Arkadaşlarımız şu tepkiyi vermişti. Bizim artık sendikamız var, sendikamızla görüşmediğinde görüşmemişti. Şimdi arada bir arkadaşlarla görüşmek istiyor. Biz gönderiyoruz arkadaşlar. Görüştük. Dün de bir 7-8 kişi grup görüştü. Mantritesi bu. Kendi çocuğunu, şuraya bakmayın ben de böyle başlığım kutulara gidiyorum. Kendi çocuğunu alsın, o makinede çalıştırsın, o fotoğraflarda gözüktüğü gibi hale gelsin, ondan sonra bize gitsin. Yani öyle değil bu dünya, anlatabildim mi? Kanal A'sından, Kanal 24'üne, Kanal D'sine, hepsine. Fox'a dahil. Fox'a dahildir. Eğer İstanbul'un göbeğinde burada, İstanbul'un göbeğinde 90 günden beri burada insanlar, Türkiye'de bugüne kadar hiç olmayan, işçi sağlığı, iş güvenliği için bir eylem yapıyorsa ve bunları kulaklarına tıkıyorsa, onların hiçbirinin Faruk Bey'den farkı yok. Benim görüşüm olur. Sonuçta ne iş yaptığımızın önemi yok. Emek gücüyle geçinen insanlar açısından. Hani o emeği kafayla mı kolla mı kazanıyoruz, nerede nasıl kazanıyoruz bir önemi yok. Kaderimiz ortak. Şimdi arkadaşlar bu vicdan edebiyatı emek sermaye ilişkilerinde sömürüyü gizlemenin en kolay ve en insancıl yoludur. Çünkü böyle işte patronun vicdanıyla ya da patronun hırsıyla, patronun para gözlüğüyle ya da patronun ahlakıyla açıklanacak bir durum yok orada. Faruk Bey'inki bir sınıf tutumudur. Sizinki de buna karşılık olması gereken bir sınıf tutumudur. Dolayısıyla aslında herkes yapması gerekeni yapıyor. Burada öyle bir durum var. Herkes işini yapıyor.